Türkiye'nin en fazla yabancı ziyaretçi ağırlayan kentlerinden Edirne'de sınır kapılarını transit geçiş için kullanan turistlerin kent turizmine kazandırılması hedefleniyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Edirne ekonomisini önemli ölçüde Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin ayakta tuttuğunu belirterek, "Biz transit geçen, şehrimizde fazla vakit geçirmeyen turistleri Edirne'ye nasıl katarız, onlardan nasıl kazanç sağlarız, onları konaklamalı olarak Edirne'de nasıl ağırlarız onu düşünüyoruz," dedi. Bu rakamın %100 gerçeği yansıtmadığını da düşünüyorum ama %5-10 yanılma payı olsa gene de çok büyük bir rakam. Bizim amacımız bu 4.6 milyon turisti Edirne'ye nasıl yönlendiririz? Bunun üzerine kafa yoruyoruz biz. Şu an Edirne ekonomisini önemli ölçüde ayakta tutan Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler. Bunlar belirli günlerde, özellikle cuma günleri, cuma pazarı, işte Ali Paşa Kapalı Çarşı, bütün esnafımız, hediyelikçiler, badem ezmeciler, ciğerciler, köfteciler, bütün esnaf ihya olmakta bunlardan dolayı. Biz transit geçen, şehrimizde fazla vakit geçirmeyen insanları, turistleri de Edirne'ye nasıl katarız? Onların cebindeki paradan hissemize düşen payı nasıl alırız? Onları konaklamalı olarak Edirne'de nasıl yatırırız? Bunun derdindeyiz. İnşallah her geçen sene ivme kazanan bir şekilde otellerimizin doluluğunu daha yükseltip Edirne'de bu turistlerin fazla vakit geçirmelerini sağlayacağız. Şimdi bir kere bir 3 ay gurbetçi sezonunda Edirne'de otellerde yer bulmak imkansız. Diğer sezonlarda da otelci arkadaşlarla görüşüyorum, %40 civarında doluluk. Ama son bir aydır Sırbistan, Romanya, Bulgaristan'ın dışında Makedonya, Kosova, buralardan da çok yoğun ziyaretçiler gelmekte şehrimize. Bu da bizim için sevindirici bir şey. Biz onlara daha fazla bir gece konaklayanı iki gece nasıl konaklatabiliriz? Günübirlik geleni bir gece nasıl yatırırız? Bunun için gerekli tedbirleri arkadaşlarımızla beraber çalışıp almaya gayret ediyoruz. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da Edirne'nin coğrafi konumu, doğal, kültürel ve turistik değerleriyle önemli turizm şehirlerinden olduğunu belirtti. Dünyada en çok turist alan ülkelerden birisi Türkiye. Hatta ilk 10'da her zaman olan bir ülke Türkiye. Bu anlamda Edirne'de sınır kapıları ve İstanbul'a yakınlığı sebebiyle çok ciddi rakamlarda turist alıyor. Ve şehrimize 5 milyona yakın hemen hemen her yıl bir ziyaretçi girişi söz konusu. Bunlar sınır kapılarımızdan bir kısmı giriyor, bir kısmı da işte Anadolu'dan ve İstanbul'dan yerli turistler olarak ya da yabancı turistler olarak şehrimize geliyor. Bunların tabii ki reel değer ya da turist sözcüğünü içinde olacak şekilde değerlendirmemiz için konaklama anlamında şehrimizde bir gece ya da birkaç gece konaklamasını özellikle umut ediyoruz biz. Ama ziyaretçi sayısıyla şehrimizdeki konaklama sayısı arasında tabii ciddi farklar söz konusu. Günübirlik ziyaretçiler, günübirlik turistler de tabii ki büyük ölçüde şehrimize katma değer sunuyor. Ama 5 milyona yakın ziyaretçinin şehrimizin kapasitesinden, turistik kapasitesinden maksimum yararlanması için çaba göstermemiz gerektiğini gösteriyor bize bu rakamlar. Edirne şehrimizin gerçekten çok önemli tarihi turistik noktaları var. UNESCO Dünya Kültür Mirası eserleri var. Bu ziyaretçileri verimliliğini, etkililiğini artırmamız gerektiği konusunda bu rakamlar bizi zorluyor. Daha çok ziyaretçiyi şehrimizde konaklayacak turiste çevirmemiz gerektiği noktasında bize gerçekten ipuçları veriyor. Yazları özellikle Temmuz-Ağustos döneminde gurbetçi diye tanımladığımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, işte Avrupa'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geçişinde konaklama yüzdemiz gerçekten çok ciddi rakamlara ulaşıyor. Şehir merkezinde özellikle İpsala bölgesi, Keşan bölgesi olmak üzere. Ama diğer zamanlarda işte geçiş yeri olarak Edirne'nin de yine bir gece konaklamalı ya da
En azından yiyecek içecek hizmeti sunan tesislerimiz uğramaları noktasında daha aktif çalışmamız, daha agresif bir pazarlama sunmamız gerektiğini düşünüyorum.